Yine erken sayılabilecek dakikalarda yediğimiz gol oyun formatımızın çok kolay değişmesine, rakip takımın da oyunu soğutmaya yönelik hareketler yapmasına yol açtı. Böyle bir oyun rakip tarafından oynanmasını istemezdim ben. Yani bu ne hakemden ne antrenöründen kaynaklanan bir şey. Fair play ruhunda geçmesi gereken bir maçtı. Şey anlamında bu şekilde geçti. Teknik kadrolar, hakem anlamında bu şekilde geçti ama oyun içinde oyuncularımızın, benim oyuncularımın ve rakip oyuncularının gereksiz yatmaması, gereksiz şeyler yapmaması gerekiyor. Bu deplasman veya ev sahibi takım olmak açısından önemli değil. Bir onu belirtmek istiyorum. Erken yediğimiz golden sonra oynadığımız oyun bizim için mutluluk verici. Arkadaşlarım gereğini fazlasıyla yaptılar. Fazla pozisyona girdik. Rakipten daha fazla pozisyona girdik. Bu aralarda pozisyon verebilirdik ama onu vermedik. Bugün defansta biraz daha dikkatli oynadık o kısımlarda. İlerisi için şunu söyleyebilirim. Bu takım bundan sonrasını daha iyi oynayacak. Yani bu zevk veren, zevk alan oyunu oynamak zorunda oynayacak. Bizim seyircimize yakışan da budur. Seyircimizin istemek istediği oyunda budur diye düşünüyorum. Hocam, transfer yasağının olması, hatta anlaşılan oyunculardan bir tanesinin dün gitmesi, takıma bunun yansıması nasıl oluyor? Yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle. Ya şöyle, motivasyon sorunu yaşıyor musunuz? Mutlaka motivasyon sorunu yaşıyoruz. Benim içerideki oyuncularımın da ödemeleri var. Öncelikle onların da düzene girmesi gerekiyor. Yönetimimiz bunun için çaba sarf ediyor. Zaten ben bu hafta çözeceklerine inanıyorum. Mutlaka çözeceklerdir. Tabii gelen bir oyuncunun tekrar kaybedilmesi hoş bir şey değil. Yani eskiden kalan borçlar, birikmiş borçlar Denizspor'un sırtında bir kambur. Bir an önce bundan şehir olarak kurtulmamız gerekiyor. Yani bunu bir cepheye veyahut da yönetime veyahut da herhangi bir yere yıkmak değil. Şehir olarak bundan toplu olarak kurtulmamız gerekiyor. Denizspor'un önü ancak bu şekilde açılır. Öncelikle bugün takım arkadaşlarım gayet iyi mücadele etti. Herkes çok istekliydi. Kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerekli pozisyonları da yakaladık. Fakat bunları değerlendiremedik. Oyunun başına gelen gol biraz bizi demoralize etti. Ama kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bu puan da çok önemli. Önümüzde Trabzon maçı var. O maçtan puan veya puanlarla ayrılmak zorundayız. İyi bir havamız var, iyi bir arkadaşlığımız var. İnşallah Trabzon'dan puanlarla döneriz diye düşünüyorum. İkinci yere iyi başlamak istiyorduk bugün. Kendi evimizde uzun zamandır kazanamıyorduk. Tabii ki hedefimiz kendi evimizde kazanmaktı bugün. İyi de başladığımızı düşünüyorum. 3 tane net fırsat yakaladık. Bunları gole çeviremedik. Dönen topta da bir gol yedik. Hiç beklemediğimiz bir anda. Hocamızın da dediği gibi tabii bu oyun formatımızı biraz değiştirmek zorunda kaldık. Daha sonra toparlandık. İkinci yarı daha da iyi bir Denizspor izlettiğimizi düşünüyorum. Mücadele eden, basan, topa daha hakim olan, daha çok pozisyon üreten bir Denizspor vardı. Çok pozisyona da girdik ama olmadı. Artık önümüzdeki Trabzon maçına bakacağız ve önümüzdeki haftada bu maçın telafisini yapacağımızı, deplasmanı da yapacağımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımın da ayağına yüreğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Biz Büyükşehir Belediyespor olarak galibiyet için gelmiştik. İyi başlamak istiyorduk. Erken de golü bulduk. Golden sonra neticeler de daha iyi pozisyonlar bulduk. İkinci golü bulamayınca birinci yarı bizim kontrolümüze geçti. İkinci yarı rakibimiz 1-0 zor bir neticedir. Bunu korumak için biz biraz daha geriye yaslandık. Rakibimiz doldur boşalt toplarla geldi. İkinci yarıda ikinci golü bulamayınca 80'de gol yedik. 80'den sonra tabii zaman kalmadı. Son anlarda direğe vurup giden pozisyon var. Bizim de ilk yarı direkten dönüp giden pozisyonumuz var. İki takım da ellerinden gelen mücadeleyi veriyor. Bir puan da bizim için puandır deplasmanda aldığımız için. Kutluyorum arkadaşlarımı da kutluyorum. Rakip takımını da kutluyorum. Teşekkür ederim. Maça iyi başladık. Hocamızın dediği gibi ilk dakikalarda bulduk golü. Baskımızı da kurduk ama bir 25-30 dakika rakip de bastı. Rakibin de pozisyonu vardı. Daha sonra ikinci golü bulsaydık bizim için daha farklı olabilirdi. İyi başlangıç yapmak istiyorduk ikinci yarıya. Ama olmadı. Bir puan da bizim için iyi sonuç. Artık hafta Adana Demir maçında kendi sahamızda iyi bir mücadele ettik. 3 puan almak istiyoruz. Zor bir 18 maç daha bizi bekliyor. Bunlardan biri ilk Denizlispor'du. Bizim alttan kurtulma adına gerçekten önemli bir puandı bizim için. Kazanabilir miydik? Kazanabilirdik belki. Evet, pozisyonlarımız vardı ama Denizlispor gerçekten bugün bizden daha üstün oynadı. Tebrik ediyorum onları da. Genç ve yetenekli oyuncuları var. Bize gelince önümüzdeki maça bakacağız.